Vay arkadaş, şu hale bak, iğne atsan yere düşmüyor be ya. Otopark sıkıntısı artık giderek böyle diz boyu olmuş. Bu ne be ya? Bisikletle gelsem daha iyiydi. Aa, boş yer. Vallahi buldum be ya. Vay arkadaş, bu neymiş be ya? İstanbul'un trafiği bitmiyor arkadaş. Bak yeri yok, yolda yer yok. İstanbul bitmiş artık. Azerten gibi kanatlanıp uçalım mı, ne yapalım ben ya? Arabanda engelli çıkartması yok. Sen de sağlam görünüyorsun. Utanmıyor musun engellerin yerine park etmeye? Efendiciğim, birincisi bu araba değil. İkincisi niye utanayım be ya? Üçüncüsü de kalçacık olmuşum ben küçükken. O yüzden çok belli etmemeye çalışıyorum. Kusura bakma ya. Çok özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Önemi yok be ya. Annem küçükken kucağından düşürmüş, kaydırmış yere. Böyle arabadan ak çıkmış kalçacık. O kadar. Buyurun bir kahve içelim. Öyle mi be ya? Kahve. İçerim tabii. Ben niye buraya geldiğimi de unuttum sizi görünce zaten. İçelim birer kahvecik be ya. Hadi bakalım. O zaman buyurun efendim. Buyurun. Çok teşekkür ederim. İşte benim hikayem öyleyken böyle be. Yıllar önce eski bir arkadaşımla tatile çıktık biz. O da benim gibi yürüme engelli. Böyle çift okey gibi dolaşıyoruz etrafta onunla. Derken bir otobüs durağına oturduk biz. Otobüsü bekliyoruz. İleriden yukarıdan böyle bir araba nasıl kopmuş gidiyor hızla üzerimize doğru. Oralarda piyasa yapmak için hep böyle hızlı araba kullanırlar. Ben önce uyanamadım işe. Sonra baktım araba daha da hızlanmaya başladı. Kornaya da asılıyor. Nasıl biliyor musun? Tart diye yardırıyor. Derken işe uyandım ben, dedim kaç. Bunun galiba freni patlamış. Biz böyle iki yana ayrıldık. Araba hızla durağa langırt diye bir girdi. Durak paramparça, araba pert. Vallahi biz böyle şoktayız. Arkadaşımla dedi ki Cuma az kalsın sakata geliyorduk. Nasıl sinirimiz bozuldu, nasıl gülüyoruz. İnanamıyorum ya. Çok keyifli ve kendisiyle barışık birisiniz. Sohbetinize doyum olmuyor valla. Ben sizinle hep görüşmek isterim. Tabii. Olur mu ya? Görüşelim. Tabii sık sık görüşelim. Hep görüşelim. Hatta ben size kartımı vereyim. Bir tane taktım edeyim. Buyurun. Aradığınız zaman koşa koşa gelirim diyemem tabii ama uçarak gelirim. Kanat kaslarım çok gelişkindir. Bendeki kanat kası Kıvanç Tatlıtuğ'un baklavalarına 10 basar valla. Mutluluktan uçanların kanat kasları hep böyle gelişkindir. Şair gibi konuşuyorsunuz var ya, ben sizi tanıdığıma çok ama çok memnun oldum. Ben sizinle hep görüşmek istiyorum. Tabii görüşelim ya. Ne olacak? Bende daha ne hikayeler, ne hikayeler. Eminim sizde bitmez hazineler vardır. Tabii canım, bende ne hazineler, ne hazineler. Topkapı Sarayı gibiyimdir. Kaşıkçı elmasını navuranda taşırım. Çilekli çikolata. La 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 la. Ne yapıyorsun İsmail Okan be ya? Dükkanla takımları topluyorum. Toplama be ya. Bırak dükkanda anın kalsın bugün. Sana da izin veriyorum. Git bakalım kafa izine. Her yeri gez dolaş. Ay İsmail'im benim be ya. Gel bir öpeceğim. Bakalım. Pardon, kusura bakmayın. Alo. Evet, buyurun. Ben mahallenizin medarı, iftarı, evet, cumartesi usta. Her zaman emrinize amadeyiz, ne zaman istersiniz. Hiç merak etmeyin, hemen geliriz. Servis ücretimiz 100 TL'dir. Yalnız bugün bedava. Vallahi konum atır, uçarak gelirim hem de. Ustanız kurban olsun size be! Ay. Usta, ne oldu sana? Sarhoş falan mısın? Yok be ya, ne sarhoşu? Ben hayatımda hiç bu kadar ayık olmadım. Ama doğru söylüyorsun. Aşk sarhoşuyum ben İsmail. Yemin ederim aşık oldum ben. Ay! La 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 la. La 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 la. Merkez Bankası'ndan biriyle mi tanıştı acaba? Sizi de gördük kardeş, sizi de gördük burada neler yaptığınızı. Ulan zabıtaya ne dil döktüm be? Zorla aldım yemin ediyorum tezgahı. Neyse, sıkıntı yok. Bakan bana oradan demli bir çay. Ay, ılık ılık içsin
boğazımdan gitsin mi öyle? Ayrıca sana olan borcumu da çıkart bakalım. Ne kadarsa nakit geç, ödeyeceğim hepsini bakalım. Cuma, oğlum ölüyor musun lan? Hasta falan mı oldun sen? Ölüyorum kardeşim. Yemin ederim ölüyorum. Aşkımdan ölüyorum ben. Bu aşk beni hem öldürdü hem güldürdü vallahi. Çok keyifliyim. Kaç para borcum acaba? Sana söyle bakalım. Kardeşim, bu verecek olduğum çayla beraber 27 lan. 27. Al o zaman sana 30 kayme veriyorum. İki tane başkasına ısmarlarsan abur içer bir tane. Allah bereket versin. Bereketini gör be kardeşim. Lan çömez! Görüyor musun oğlum? Burada Selamet Taşbaşı para batıyor, para para. Cuma'dan böyle tahsilat yapıyorum da. Sen de burada inceden batıyorsun. Benim batırabileceğim bir dükkanım var en azından. Senin batıracağın teknen bile yok. Bir dakika be! Ne yapıyorsunuz siz acaba? Ben buradayken kimse batmaz da çıkmaz da. Hiç merak etmeyin. Sana olan borcumu da ödeyeceğim Oğuzhan kardeş. Aha şaka damak veriyorum. El hale hoş olsun, güle güle harca. Allah'ım, bir gün biliyordum talimin döneceğini. Severse döner veya hiç takma kafana. Vallahi aşkın mucizesi bu işte. Çayı burada içebiliyor muyum acaba yanlık yana? Usta, anlama. Beni de anlatacaksa. Yönyemi alayım ben. Oğuzhan birader, yalnız ılık ılık gözyaşların ensemden böyle kuyruk sokunma doğru akıyor. Şey yapmasın onu ben. Beceriksizler, böceği yakalayacağız diye tek çalışan aletimi kırdılar ya. Cuma Bey. Ay, hoş geldiniz efendim. Kimleri görüyorum. Ne hoş bir sürpriz bu. Ay, sabahtan beri içimde böyle kelebekler kırpışıyordu. Demek sizin geleceğiniz varmış. Benim de göreceğim. İsterseniz biz burada çok durmayalım. Oradan kıyıdan gidelim. Çay bahçesine oturalım. Ne dersiniz? Ay, böyle habersiz geldim ama. İşiniz yoktu değil mi? Kusura bakmayın. Yok be ya. Ne işim olacak benim ne işim olur var. İşim var da yani hiç merak etmeyin. Benim yanımda 3-5 tane eleman çalışıyor. Onlar çekip çevirirler burayı ama yani mahalleli bizi rahat bırakmaz. Affedersin kendimi övmek gibi olmasın. Çok sevilen bir tipimdir yani. Ama bu kadar sevgi de gına getirdi bana bir yerden sonra tabii yani. Çok tatlısınız. Vallahi sizi katılmamak elimde değil. Gerçekten çok tatlıyımdır. Kolay gelsin Cuma. Sağ ol. Hoş geldiniz. Merhaba. Paniklemeyin, sakin olun. Bizim tellak bu bayağı böyle dolanır. Halı saha maçına geliyorsun değil mi? Yok be ya, ne maçı? Acaba saha müsait mi? Ha, zemin uygun mu? Hava yağacak diyorlar. Hem benim bonservis için oldu bakalım? Aşağı mahalleye sattıydınız en son. Aşağı mahalleye sattık en son. Oğlum en son maçta sen bizi bir gofret karşılığında satmadın mı? He? Bak dua et seni yine takıma aldık. Sen hala lakalıkı yapıyorsun. İşte. Ne yapıyorsunuz be? Kan şekerim düştüydü benim de. O yüzden yani tam sağlık açısından gittim ben o takıma. Şekerim var. Tamam, almıyoruz senin takımı o zaman. Almasana. Cuma Usta gibi birini nereden bulacaksın acaba? Benim yokluğumu nasıl tamamlayacaksın? Kimlerle? Hadi bakalım o zaman. Ya aslında oynasanız ne güzel olur. İzlemeyi çok isterim. Gerçekten mi? Oynuyorum o zaman ben be ya. İyi tamam, ben haber veririm çocuklar. Tamam ver. Allah sizin hatırınız için oynarım tabii. Neyse ama siz isteyin. Yemin ederim mahallede bile top sektiririm yani. Buyurun şöyle gidelim. Şşt, dükkana bir göz kulak olun, biz geliyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.